Herkese merhabalar, CMSNBC'den. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Bu öylesine çekilmiş bir video olacak. YouTube'a atar mıyım bilmiyorum. Şöyle isterseniz yola çıkalım. Edirne'den İstanbul'a gidiyorum. Kısa bir mesafe olsun istiyorum. Uzun zamandır da video çekmiyordum. Bu da iyi oldu. Buradan hemen sola dönelim. Sağa döneceğiz. Dönmeden önce biz solumuza bakalım. Araçlar geliyor mu? Biz dalarız yola. Onlar gidene kadar daldık. İlerideki kavşaktan dönmemiz isteniyor. Bu arada arkadaşlar, daha uzun bir yol videosu çekiyordum. Daha doğrusu videosu çekmiyordum, oynuyordum. Orada sıkıntı şu oldu. Yanlış dorsayı almışım ben. O yüzden dolayı şimdi bu şekilde. Oy 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 oy. Ya bu olmaması lazım ya. Hız limitini aşmışız ya. Niye demiyorsunuz gençler? Döner kavşakta 3. çıkışı kullanın. Döner kavşakta 4. çıkışı kullanın. 3 değilmiş, 4'müş. Bekle dayı, ben bir döneyim ya. Sağdan devam edin. Dayıcım devam etsen. Oho, seni bekleyeceğiz mübarek, hadi ilerle be. Kardeş, geçiyorsan geç, geçmiyorsan adamı sinir etme. İlerle de bak. Ehliyeti kasaptan almış. Oğlum dönecekmiş gibi yapıp niye dönmüyorsun sen lan? Şaka mısın? Şimdiki çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullan. Oh, gel vur, gel gel. Döndüğümü görüyorsun ya geri zekalı. Hasbinallahi benim ölüm için ya. Yemin billah ya, böyle bir şey yok ya. Burada hızlı bir şey var. Ceza yemek istemiyorum. Az önce dedim zaten. Hız sabitleyiciyi açalım. Kısa bir mesafe gideceğiz çünkü çok vaktim yok uzun gitmeye. Tamamıyla deneme amaçlı bir video çekiyorum. Editleyip YouTube'a da atabilirim. Belli olmaz. Ne götürdüğümüzü bilelim. Boş palet, 22 ton boş palet gidiyor. Bu arada arkadaşlar, 3 tane araç değiştirdim. Bu hesap farklı. Yani bunda çiğ ile hurda yok. Tamamıyla hilesiz hesaptan devam ediyorum. Soldan devam edin. Sıfırdan başlamıştım. 29. levele kadar geldim. Genelde uzun yollar gitmeye özen gösteriyorum. Yani minimum 2000 kilometre oluyor. Onun dışında 3000-4000 kilometre gittiklerim oluyor. Ama bu kısa bir video olacağı için ve sıkılmamanızı istediğim için
Öyle bir video çekmek istedim. Yeşil yanıyorken dönelim. Allah 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 Allah. Son anda geçiyordum kırmızıdan. Geçtik mi bakalım. Yok, tam durmuşum. Bir de ben monitör değişikliği yaptım. Monitör değişikliği yaptığım zaman oyunda böyle ekranda titremeler oluyordu. O da sıkıntılıydı baya. Şu yandaki araçlar hareket ettiği zaman biz de hareket edebiliriz o zaman. Trafik bize yanıyor demektir. Işık daha doğrusu. Evet, ne diyordum? Monitörü değiştirdim. Monitörü değiştirince ekranda böyle titremeler oldu. Şimdi de nedense bir böyle takılma gibi bir şey oluyor. Biraz hızlandıralım aracı. Sağdan devam edin. Hız sabitleyici açıp öyle gideceğim. Az önceki cezadan sonra zaten fazla bir para da yok, gördüğünüz gibi. Aldığımızı, kazandığımızı tırı harcıyoruz. Bu tırı da değiştireceğim. Çünkü bunda ilk Volvo vardı. Volvo'yu yapay zekaya verdim. Onunla ağır yük götürüyordum. Ama şu anda ağır yük götürmüyorum. Bir de uzun yola gidiyorum. O yüzden dolayı biraz sıkıntı oluyor. Şurada bir yavaşlayalım. Enter. 36 tonmuş toplam yük. Mercedes'ten önce de, yani Volvo'dan sonra Mercedes'ten önce ben onun yeni çekicisine geçmiştim. Onda da bayağı kullandım. Sonra uzun yol geldim İstanbul'a. İstanbul'a gelince Mercedes, onunla bunu takas yaptım. Masa takas yapmadan bunu alabiliyordum. Şimdi maalesef ki bunu takas yapacağız. Çünkü bunun havalı kornası hiç güzel değil. Duyulmayacakmış gibi çalıyor. Havalı kornasını beğenmedim işin gerçeğini söyleyeyim. Normal kornası güzel. Ben genelde havalı korna kullandığım için o yüzden sevmiyorum. Artı monitörden bahsediyordum. Konu konuyu atlayayım. Monitör evet titreme yapıyordu. O titreme gitti. Yalnız yol kenarları takıla takıla geçiyor. Onun ben bir ayarını araç giderken hemen şuradan düzelteyim. Bu değil arkadaşlar. Bu da değil ya. Seçenekler ya. Şurada grafik ayarı var. Şu dikey eşitleme olduğu zaman yapıyor. Bunu dizüstü modun alıyorum. Benim sıkıntı düzeliyor. İnşallah yine titreme başlamaz. Araçlar kayboldu birdenbire. Takılmalar azaldı. Şu yandaki yol geçişlerine takılmalar oluyordu. O azaldı. 114 km yolumuz var. 95 km'de hız var. Hız sabitleyicimizi açalım. 90'a sabitleyelim. 90-90 gidelim. Şöyle aracı da sola alırız. Mazotumuz full'a yakın. Yine
Yine takılmalar oluyor herhalde ya. Halbuki olmaması lazım o takılmaların. Neden yapıyor bilmiyorum. Komple devre dışı bıraksak nasıl olacak? Bir dakika arkadaşlar, dikey eşitlemeyi komple devre dışı bırakacağım. Şunu devre dışı yapalım. Hafif bir takılma var bu sefer de. Ya devre dışı bıraktım, yine aynı. Yol kenarındaki çizgilerden anlarsınız arkadaşlar. Yol kenarındaki çizgiler böyle takla takla geçiyormuş gibi oluyor. Ya video kaydı aldığım için öyle yapıyor. Normalde yapmıyorum da. Hemen şuraya sola kendimi atayım ama araba geliyor. Arkadaş girmesene araya ya. Girmesene ya mübarek, girmesene. Büyük bir ihtimalle video aldığım için öyle oluyor arkadaşlar. Ona da bir çözüm bulmak lazım. Öyle olmaz ki, baksana takıla takıla gidiyoruz. Geri bir açalım bakayım dikey eşitlemeyi. Büyük ihtimalle video çektiğim için yapıyor onu. Ölçeklemeyi 400 yaptım. Bunu 125'e çekelim bakayım. İnşallah sıkıntı olmaz. Titreme yok monitörde mi? Evet. Soldan devam edin. Ölçeklemeyi ısınca biraz azaldı gibi. Sanki böyle takılmalar halen var ama çok değil. Neyse artık böyle devam edeceğiz. Ondan sonra da bakarız çözümüne. Zaten 12 kilometrede yolumuz kalmış. Ya şu yol için mi beni yavaşlattırdın ya?
İstanbul'a hoş geldiniz. Sağ şeref bakalım. Verdiniz. Ve sonra sağdan çıkın. Evet. İstanbul'a girdik arkadaşlar. Sağ çıkışı kullanın. Yavaşlamamız lazım. Yavaşlamamız lazım. Kardeş, bizim geçeceğimizi biliyorsun. Evet. Şuradan dalarız biz ya. EGS'den geçelim. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz devam ediyor ve 5 kilometre sonra yükü teslim etmiş olacağız. Belirtmiş olduğum gibi yakın bir mesafe çektik. Uzun yol videoları gelecek ama bu belirtmiş olduğum gibi, altını çizerek söylüyorum, deneme videosu. Yani yayınlayıp yanılmayacağım, tamamıyla bana kalmış. Soldan bir şey. Devam edin. Şu kamyoncu dayıyı bir atlatabilirsek eğer. Gerçi soldan devam edebiliyoruz, oraya dönmüyor yol. Sağda kalın ve sonra solda kalın. Soldan devam edin. Biz nereden devam ediyoruz ablacığım? İleriden sağa dönün diyecek herhalde. Sağa dönmeyi hazırladım. Şerit atlatalım. Sağa dönün. Evet, yükümüzü getirdik. Son durağa geldiniz. Yükümüzü her zamanki gibi en zor kısma park edelim. Ve bölümü de bitirmiş olalım. Şimdi bakalım o araya nasıl park edeceğiz. Cüz cüz cüz. Şöyle ileri alayım. Şurayı aldım. Kamerayı, iki kamerasına geçiyorum. Ve şöyle bir ayar yapıp direksiyonumuzu ayarladım. Tek seferde girersem büyük bir mucize olacak. Ki zannetmiyorum. Hiç benim buraya tek böyle bir yere tek seferde girdiğim direksiyonla görülmemiştir. Evet, dediğim gibi tek seferde giremedik. Ama ve lakin şöyle hafif şu tarafa kıralım. Şimdi direkt geri alırsam çok rahat bir şekilde girerim diye düşünüyorum. Şu
şöyle ayarlamayı yapayım. Sana zahmet bir de düşmezsen. Hafif şöyle önü aldık mıydı? Tamamdır. Motoru durduruyoruz. Ve yükümüzü boşaltıyoruz gençler. Evet, gördüğünüz gibi kısa bir yoldu. Hemen de bitti zaten. Seviye atlamamıza bir faydası olmadı ama para kazanma konusunda bir şeyler kazandırdığını umut ediyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun da şimdilik bu kadar. Belirtmiş olduğum gibi yayınlayıp yayınlamayacağımı karar vereceğim. Her yayınlarsam zaten YouTube kanalında izlemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olun. Beğeni atın. Bildiğiniz zilimi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.